Ben Uzaktan Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda noktalama işaretleri 1 işledik. Şimdi de noktalama işaretleri 2'yi işleyelim. Haydi benim ders içeriklerim gelsin. Siz de notlarınızı açın. Üstüne yaza yaza ilerleyelim. Geldik noktalı virgüle. Evet, şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Hocam ben noktalı virgüle iki noktaya karıştırıyorum. Lütfen karıştırmayayım artık diyorsunuz. Ben de size diyorum ki Uzaktan Hoca tavsiyesi. Aslında siz noktalı virgülle iki noktayı karıştırmamalısınız. Eğer karıştıracaksanız noktalı virgülle virgül karıştırmalısınız. İki noktayla noktalı virgül arasında dağlar kadar fark var. Peki noktalı virgülü nasıl anlayabilirsiniz? Aslında özetle şunu söylüyorum. Bir yerde virgül yetersiz kalırsa noktalı virgüle geçin. O zaman virgülün görevlerini adınız soyadınız gibi iyi bilmek zorundasınız. Hemen noktalı virgülün bir tane görevine geliyorum. Etçiller arasında aslan, kaplan, noktalı virgül, otçular arasında fil, zürafa bulunmaktadır demiş. Bakın burada ne yapmışım? Öncelikle temizleyeyim sizin için. Şöyle bir şey yaptım. Aslan ve kaplan eş görevliydi. Daha sonra ben otçul olan fil ve zürafayı söylemek istedim. Bunlar da birbirinin eş görevlisi. Ancak ikisi ayrı tür veya takımlarda olduğu için ben şunları virgülle ayırırsam zaten onlar da virgülle ayrılmış. O zaman burası çorbaya döner. Karışır, çok karışır. O yüzden virgül yetersiz kalır. Tür ve takımları ayırmak için noktalı virgüle geçelim. Tür ve takımları ayırmak için yazdım. Siz de yazın. Ben hemen geçiyorum. Ne demiştim size? Virgül yetersiz kalırsa noktalı virgüle geçin. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Burada şöyle bir şey yapmış. Bunu yazan atalarımız her kimse burasıyla şu tarafı iki cümle gibi yapmış. Demiş ki ben burası benim birinci cümlem, burası benim ikinci ana cümlem. Tabii kendi içlerinde de iki cümleye ayrılmış bunlar. Diyor ki ben şimdi İki tane cümlem var ya buralarda. İki ayrı cümle, cümle içinde de cümle var tabii. Ben bunları ayırmak için virgülle gösterebilirim. Yani sıralı cümleleri virgülle ayırabilirim. Ama diyorum dur. Tam şuraya normalde virgül atabilirim. Virgül atmadan önce şuna bakıyorum. Bu taraf yani birinci cümlemle ikinci cümlemde hangisinde varsa başka virgüller var mı? Var. İşte başka virgüller olduğu için ben buraya da virgül atarsam ikisinin tam ayrım noktasına o zaman virgüller karışır. Virgül burada yetersiz gelir. Virgül yetersiz geldiği için sıralı cümleleri ayırmak için neye geçerim? Noktalı virgüle geçerim. Mantık bu. Virgül yetersiz kaldı. Noktalı virgüle geçtim. Hemen şöyle bir örnek daha vereyim size. Şuraları temizleyeyim. Eğer sadece burası olsaydı. At ölür, meydan kalır. Nokta. Bakın sadece burası olsaydı. Bu virgül iki tane cümleyi ayırmış ya kalır ve ölürü. Zaten bir yerde yüklem varsa orada cümle vardır. İki tane cümlemi ayırmak için ne yapıyorum? Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanabilirim. Ben de virgül attım buraya. Bakıyorum cümlemin başlangıcından sonuna kadar başka virgüller yok. Herhangi bir karışıklığa meydan verecek hiçbir şey yok. O yüzden virgül yeterli geliyor. İşte ne yaptım? Virgül yeterli geliyorsa virgül atıyorum sıralı cümlelerde. Virgül yetersiz gelirse o zaman tam atmam gereken yere noktalı virgül atar sorun çözerim. O zaman şöyle yazıyorum. Virgülün yetersiz kaldığı sıralı cümleleri ayırmak için. Artık ayırmak için siz getirin. Devam ediyorum. Ekranı durdur, notunu al. Şöyle üçüncü örnek. Bakın burada size en çok şu soruyu soracaklar. Şu maddeden şu cümlenin benzerlerini soracaklar sürekli. Her zaman cümleyi başından sonuna kadar okuyun. Normalde ne yaparım burada? Van, İstanbul, İzmir, Antalya gibi sahili olan kentlerden biridir ama dikkat çekmiyor. Burada çok rahat anlıyorum ki bana Van'ı diğer şehirlerle kıyaslamış ve bir özelliğinden bahsetmiş. O zaman ben bu Van'ın olduğu yere virgül atarsam ortalık karışır. Bakın noktalı virgül değil de sadece virgül olsaydı o zaman ne olurdu? Van, İstanbul, İzmir ve Antalya hepsi eş görevli olurdu. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü cümleme göre Van'ı diğerlerinden ayıran bir özellikle vurguladım değil mi? O zaman ben virgül atamam. Çünkü virgül atarsam hepsi eş görevli gibi davranır. Virgül burada yetersiz kalır. O yüzden özneleri diğer ögelerden ayırmak için noktalı virgülle gösteririm. O zaman son görevimiz de özneyi diğer eş görevli ögelerden ayırmak için noktalı virgül gelir diyorum. Bitti. Noktalı virgül bu kadar. O yüzden virgülü iyi ezberleyin, noktalı virgülü iyi ezberleyin, iki noktayla karıştırmazsınız. Çünkü çok başka şeyler. Ne yaptık? 3 görev. Tür ve takımları ayırmak için noktalı virgül. Virgülün yetersiz kaldığı sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül. Ve son olarak özneyi diğer eş görevli ögelerden ayırmak için noktalı virgül deyip noktayı atıyorum. Geçiyorum 2 noktaya. Şimdi 2 noktada şöyle bir şey var.
Çok basit, hiç uzatmayacağım. İslam öncesi şairler arasında şunlar vardır, iki nokta. Aprun Çortigin, Kiki, Çutu diyemiş, üç nokta diye devam etmiş. O zaman ne yaptı bana? Örnek verdi değil mi? O zaman ben bir yerde örnek vermek istiyorsam iki nokta atar sonra örneklerimi yazarım. Örneklerim özel isim değilse ve cümle yoksa küçük harfle başlatırım. Çünkü özel isim olduğu zaman ya, mecburen büyük başlatıyorum. Mesela burası elma armut olsaydı ve bu şekilde 3 noktayla bitseydi kesinlikle elmanın e'sini küçük yazardım. Çünkü örnekten sonra bir cümle yoksa küçük harfle başlatıyorum. İkinci örneğe bakın. Aldığımız karar şöyleydi 2 nokta demiş. Kurallar hep birlikte belirlenecek. Yüklem burada. Olumsuz kök kullanılmayacak. Bir tane daha yüklem burada. Ne yapmış burada? O zaman diyorum ki 2 noktadan sonra bir cümle kurmuş değil mi? Daha doğrusu bir açıklama veya bir tanımlama yapmış. O zaman açıklama veya tanımlama yapacaksam benim söylediğim sözden sonra o zaman iki nokta getiriyorum ve açıklama tanımlamamı yazıyorum. Yok ben örnek vermek istiyorum. O zaman iki nokta atarım, örneklerimi sıralarım. Örneklerimin sayısı belli ise mesela Aprun Çortigin, Kiki ve Çuçu demiş değil mi? Eğer 3 tane vereceksem sonuna nokta atardım. Deseydik işte İslam öncesi 3 tane şair var. Üçünü verse nokta. Çünkü üçünü söylemişti. Ama burada bazı şairler var demiş. Yani bilmiyoruz daha fazla. O yüzden 3 noktayla göstermek zorundayım. Bu da ek bir bilgi olsun. Bakın ne yaptım? 2 noktayla hiç benzemediğini fark ettim. O yüzden siz bu iki maddeyi ezberlediğiniz zaman sonra noktalı virgülle şu 3 maddeyi ezberlediğiniz zaman zaten sorun çözülecek. Hemen geçiyorum diğer noktalama işaretine. 3 noktaya geldim. Her zaman şöyle gösteriyoruz. Bu da basit olduğu için sadece birkaç tane yazdım. Bilebileceğinizi almadım. TDK'de daha ayrıntısı var. Ama zaten onları bir şekilde bulursunuz. Önemli olan virgül, nokta, noktalı virgül ve iki nokta. Bunları çok karıştırıyorsunuz. Şimdi bakıyorum burada ne yapmış. Bu durum için söylenecek çok şey olsa da insanın bu şekilde demiş ve bitirmemiş cümle değil mi? Ya daha doğrusu bir yüklem yok burada. Bir yerde yüklem yoksa o eksiltili cümledir. Eksiltili cümle demektir. Bu şekilde ne yapıyorum? Bir cümle tamamlanmamış. O zaman tamamlanmamış ifadelerin sonuna 3 nokta gelir diyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. İkinci örnek daha basit. Senin telefonunu M nokta nokta verdi demiş. O zaman burada söylemek istemiyorum değil mi? O yüzden diyor ki söylemek istemediğim yerlerde, kelimelerde kullanırım. Kısaca şöyle yazdım. Söylenmek istenmeyen sözlerde, sözcüklerde artık neyse oralarda 3 nokta gösterip yapabilirim. Bir de son olarak bakın burada 3 nokta var. Bir de sonunda 3 nokta var. Böyle durumlarda da diyorsun acaba neden böyle yapmış? Bunun sebebi muhtemeldir ki büyük bir paragraf, büyük bir metin var. Ve o metinde sadece burayı almak istemiş. Yani metnin önünde de bir şey var. Tamamını almamış. Ve devamında da bir şey var. Ben sadece ortasından bir parça aldım değil mi? Ben bir yerde alıntı yapıyorsam, tamamını almıyorsam, bir parçasını alıyorsam o zaman şu 3 noktalarla devamı olduğunu ama benim sadece bir parçasını aldığımı gösterebilirim. Yani alıntı cümlelerde bu şekil yapabilirim. Tamamı gösterilmeyen alıntı ifadelerde 3 noktayla gösterebilirim. Hatta bunu şiirde de yaparlar. Birinci dörtlüğü yazarlar. Sonra buraya 3 nokta atarlar. Sonra başka bir dörtlük yazarlar. Anlıyoruz ki demek şurada başka dörtlükler varmış ama almak istememiş. Bu şekilde alıntı yaptığını, almak istemediğini anlıyorum. Şuraya da bir parantez açmak istiyorum. Bazen soru işaretiyle bitmemişlik hissi olur. O zaman soru işaretiyle 3 noktayı birleştirebilirim böyle. Bazen de ünlemle 3 noktayı birleştirebilirim. Onu da bu şekilde yapıyorsunuz. Yani bu kullanımlar da vardır, doğrudur. Karşınıza çıkar. Çıkmış sorularda da var zaten. Devam ediyorum soru işaretine. Hocam zaten soru işareti soru sorar. Evet doğru, çok akıllısın. Maşallah. Devam ediyorum. Soru işareti normal şartlarda en basit görevi soru sormaktır. Buraya yazmıyorum. Sadece soru sormak için diyelim ya da soru yazdım. Bu cepte. Bir de diğerlerini biliyorsunuz bazı örnekleri. Ben bir tanesini aldım. Mesela arabayı Bihruz kullanıyormuş demiş. Buradaki soru işareti parantezli verilmek zorunda bu bir. Parantez içine verilen yerlerde ise diyorsunuz ki bu bilgi şüpheli ise mesela bir bilgiden emin değiliz. Şüpheli ve kesinliği olmayan bilgilerde ben yazdığım şeyden sonra parantez içine soru işareti getirebilirim ve bundan şüphe duyduğumu belirtebilirim. Bu gayet de kullanımı olan bir şeydir. Bu şekilde yaparım. Devam ediyorum. Bence önemli olan tam da şurasıdır. Şu not kısmı. Şimdi normal şartlarda size böyle bir cümle verdikleri zaman şu m'dan sonra bir parantez açacaklar. Buraya bir parantez, m'den sonra bir parantez, sonra gelecek demiş. Şu soru işaretinin olduğu yere bir parantez açacaklar. Kuraldır, sabittir, denemelerde karşınıza çıkacak. Belki bir iki tane gözden kaçıp yanlış yapacaksınız ama daha sonra yanlış yapmayın. Eğer üst üste art arda soru soruyorsam soru işaretini nereye atacağımı bana o parantezden sonraki harf belirler. Yaptıklarını anladın mı? Normalde soru işareti atabilir miyim? Atabilirim.
Ama diyorum dur, hemen atma. Neden? Ben buraya soru işareti atarsam bu önündeki B harfinin büyük olması gerekir. O zaman diyorum hayır, buraya atarsam yanlış olur. Çünkü soru işaretinden sonra B harfi küçük başlayamaz. Yani artık ben bir cümle, yeni bir cümle başlangıcı yapmalıyım. Bu küçük başladığına göre ve art arda soru sorduğuna göre demek burada soru işaretinden işim yok, virgülle işim var. Sonra devam ediyorum. Bize bu konuda bilgi verecek mi? Yine soru işareti atayım mı atmayayım mı diyorum. Sonra bakıyorum ki N harfi küçük. Demek ki art arda soru sormuş. Buraya da bir virgül atıyorum. Ne zaman gelecek? Soru işareti buraya atabilirim. Neden? Çünkü T harfi büyükse demek illa önünde soru işareti vardır. Bu şekilde art arda soru sorarsa isterse virgül atar virgül atar soru işaretini sona saklar. İsterse hepsine soru işareti atar. O zaman da şu B harfinin, şu N harfinin büyük olması gerekirdi. Bu bilgiyi unutmazsanız, ki bence de unutmazsınız, çok da güzel olur. Denemede arkadaşlarınızın kaçırdığını siz kaçırmamış olursunuz. İnşallah kimse kaçırmaz da. Hadi devam edelim. Geldik ünlem işaretine. Bakın burada eyvah demiş, yemeği fırında unuttum. Burada zaten bir duygu durumu var. Yani dolayısıyla zaten ünlemler nereye gelir? Duygu, hitap, seslenme olan durumlarda geliyordu. Burada bir duygu durumu var. O yüzden ünlemi kullanmış. Gayet de güzel. Burada ise bak çoban demişiz ya. Şuradaki Ç harfini küçültelim. Burada bir hata yaptık. Ç'yi küçük yazıyorum. Bir de ünlem attığım için şuradaki O harfini de büyük yazmam lazım. Bunu en azından size bir bilgi olarak da vermiş olalım. Ünlemden sonra büyük harfle başlamam lazım. O yüzden bak çoban derken seslendi değil mi? O zaman burada seslenme için ünlem işareti getirebilirim diyorum. Bir seslenmeden sonra ünlem atarsam cümle yazarken buradaki O harfini büyütmeliyim. Ben bu O harfini küçük yazıyorsam ünlemi sona saklamışım demektir. Yani normalde çobandan sonra virgül, ünlem sona gelmesi gerekirdi. Şu O harfine göre. O yüzden ünlemden sonra daima büyük başlatıyorum. Büyük başlatmamışsa ünlemi sona saklamıştır. O zaman eyvah, yani ünlem kelimesinden sonra virgül atmam lazım. Sonra yazmam lazım. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Geldik diğerine. Aynı soru işareti olduğu gibi. Bakın burada parantez içinde bir ünlem var. Cümleyi hiç okumasanız da parantez içinde bir ünlem gördüğünüzde deyin ki alay, ironi, eleştiri vesaire. Bunlardan birini yapmak istemiştir. O yüzden aslında çok becerikliymiş ama şu an canı istemiyormuş. Aslında alay ediyor, diyor ki becerikli değil. Ama bu şekilde gösterebilir. Alay ettiğini, tam tersini kastettiğini biz anlayabiliyoruz. Bu şekilde bir kullanım yapabiliriz. Parantez ile olduğu için yanındakinin büyük başlamasına gerek yoktur. Kısa çizgi. Kısa çizginin görevini neredeyse hepsini bildiğiniz için hiç boşluk doldurma vermedim. Mesela satır sonuna bir sözcük sığmadı. Kısa çizgiyle aşağı indirirsin. Veya ara sözleri, ara cümleleri kısa çizgiyle gösterebilirsin. İstersen virgülle de gösterebilirim. Veya ekine köküne ayırdığım zaman tıpkı şuradaki gibi, mesela gövde demiş. O zaman gövdeler ini gibi. Ekine köküne ayırdığım zaman yapabilirim. Veya çıkarma işlemiyle sıfırın altındaki dereceleri göstermede kullanabilirim. Bunları biliyorsunuz zaten. Asıl benim işim şu son madde. Arasında ve ile bu anlamlara da gelebilir. Ne demiş? Edirne ile Iğdır. Aslında bu çizgi bunu gösteriyor. Osmanlı ile Rusya. Saat 10-12 arası değil mi? 10 ile 12 arası. Böyle kullanımlarda kısa çizgi kullanabilirim. Arasında ve ile anlamına gelir. Ancak bakın burada bir sayı vardı. Sayılarda yaptık bunu değil mi? Sakın sakın şöyle cümle içinde ben sayıları yazıyla gösterirsem, yani rakamları yazıyla gösterirsem, sakın sakın o kısa çizgi atmayın. Yani ben burada köye 10 kısa çizgi 15 kurt inmişti diyemem. Bu yanlış olur. Doğrusu kısa çizginin olmamasıdır. Aynen yukarıda olduğu gibi 10-15 demek zorundayım. Veya 10-15. Rakamla yazarsam kısa çizgiyi atarım. Yazıyla yazarsam atmam. Bunu unutmazsanız iyi olur. Çünkü denemelerde karşınıza kesinlikle çıkacaktır. Geldik uzun çizgiye. Uzun lafın kısası konuşma çizgisidir. Başka da bir şey söylemiyorum. Konuşma çizgilerinde bunu kullanıyoruz. Bitti. Bunu zaten görürsünüz. Eğik çizgiye geldik. Görevleri bildiğiniz için hızlı geçeceğim burayı da. Şiirlerde şu şekilde dizeleri yan alt alta yazmak istemiyorum. Yan yana yazmak istiyorum. Eğik çizgiyle yazabilirim. Bu bir. Zaten daha önce yazım kurallarında söylemiştik. Adresle yazarken semt ile şehir arasında veya apartman ile daire arasında bunu yapabilirsiniz. Bu da iki. Tarihlerde gün, ay ve yılın arasında kullanabilirsiniz. Bu da olur. Bir de 1 Ekim farklı şekillerini göstermek istiyorsanız yapabilirsiniz. Mesela sıfat fiillerden ne yapıyorum? En eki yapmak istiyorum. O zaman şöyle yapabilirim. Yani buralarda eğik çizgi kullanıyorsunuz. Çok basit olduğu için hemen geçiyorum.
Geldik tırnak işaretine. Tırnak işaretinde en çok kullanılan şunun gibi alıntı cümlelerdir. Senin ne zaman işin bitecek demiş değil mi? O zaman alıntı cümlelerde tırnak işaretini kullanabilirim. Peki tırnağı kullanmazsam ne kullanabilirdim? Alıntı yapmak istiyorum ama tırnak işareti de yapmak istemiyorum. Duyar gibiyim. Duydum sayılır. Virgül atabilirim. Alıntı cümleleri tırnak işaretiyle göstermiyorsam virgülle gösteririm. İkinci örneğe bakın. En sevdiği yemek makarnaymış demiş. Bunu niye yazmış olabilir? Aslında bunu da özellikle bir kelimeyi vurgulamak istiyorsam, öne çıkarmak istiyorsam, onu daha baskın söylemek istiyorsam bu şekilde tırnak içine alabilirim. Kısaca böyle geçiyorum, uzatmıyorum. Son olarak da bakın burada bir eser ismi var değil mi? İstersem eser isimlerini bu şekilde tırnak içine gösterip de yazabilirim. Ha göstermesi olur muydu? Çok da bir şey olmazdı aslında ama tırnak içine gösterebilirim. Tek tırnak. İşte burasını çok seviyorum. Şimdi yukarıda ne yaptık? Tırnağımı açtım. Alıntı cümlemi yazdım. Tırnağımı kapattım. Hemen kalemimin rengini değiştiriyorum. Peki ben bu tırnağı açtım ya, şurada bir cümle yazdım. Bunun içinde de bir tırnak açmam gerekse ne yaparım? Eğer bunun içine de tırnak açmam gerekirse tek tırnakla gösteririm. Yine aynı normal tırnak işaretiyle gösterirsem tırnağımın nerede bittiği, nerede başladığı, nasıl bir şey olduğu karışır. Karışmasın diye tırnak içine tırnak açmam gerektiği zaman şu şekilde tek tırnakla gösteriyorum. Bunu sakın unutmayın. Tıpkı matematikteki köşeli paranteze benzer bu. Aynen şöyle bir şey yaparız. Ne yaptık? Parantez içine parantez almam gerekiyorsa büyük parantezimi köşeliyle gösteriyorum. Aynı mantık tek tırnakta da vardır deyip geçiyorum. Denden işareti. Bunu çok kullanıyorsunuz. Mesela aynı kelimeyi altta bir daha yazmak istemiyorum. Tık tık denden işareti. Şu şekilde yaptığımız şey denden işaretidir. Geçiyorum bunu. Yay ayraç yani parantez demiştik ya az önce. Mesela ben bir cümlede ek bilgi mi vermek istiyorum? Bunu parantez alıp gösterebilirim. Tiyatroda oyuncuların hareketlerini mi vermek istiyorum? Durdu, baktı gibi. Bunu yay ayraç yani parantezle verebilirim. Alıntı yapılan eser veya yazar ismini mi yazmak istiyorum? Mesela bunun sonuna alıntı yaptığım hangi kimse artık, mesela Murat Gülmüş olsun, buraya yazabilirim. Bir yazının maddelerinden sonra yay ayraç getirebilir miyim? Getirebilirim. Şüpheli karşılanan ifadelerde ne yapmıştık? Mesela biz soru işareti yapmıştık değil mi? Ama şüpheli bir şey vardı. Onu paranteze almıştık yay ayraça veya ünlem vardı. Onlar için yapabilirim. Zaten bu maddede onu söylüyor. Bir de ne yaptık? Az önce matematikteki köşeli parantez mantığı var ya. Bakın işte burada. Eğer parantez içinde normalde burası parantezdi. Ama bir tane daha parantez açtığı için şurada o zaman parantezler ne olur? Karışır. Ne yaptım? Burayı köşeli paranteze çevirdim. Çünkü parantez içinde parantez yapmam gerekiyorsa o zaman büyük parantezi köşeliye çeviriyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kesme işareti. Bunu yazım kurallarında işlediğim için burada çok uzatmıyorum. Zaten az çok şunu bilirsiniz. Bir de dördüncü dersimiz sözcük yapısı var ya. Orada çekim ekini yapım ekini de iyice anlarsanız bu kesme işareti tam oturacaktır. Normal şartlarda bakın ünvan, özel adla birlikte kullandığımız ünvan ama kanun özel adla olur. Tüzük, yönetmelik vesaire bunlar özel adı kastettiği zaman kısaca özel bir at neyse artık. Bunlar da çekim eklerini kesmeyle ayırıyorum. Tıpkı Ali Bey'e olduğu gibi tıpkı Hisar'da. Çünkü Hisar artık hangi Hisar'sa onu kastetmiş veya yönetmelik demiş. Bu şekilde kullanabilirim. Kurum kuruluşlara gelen ayrılmıyordu. Mesela hukuk fakültesi gibi veya nokta nokta lisesi gibi. O bunlar kurum kuruluş olduğu için ayırmıyordum. Hatta bakkal, market bunlar da kurum kuruluş ayırmıyorum. Ama onun dışında ayırabileceğim yerler var, ayırmayacağım yerler var. Onları yazım kurallarında görmüştük. Tekrar edin çünkü kesme işareti ben bir yıldız atıyorum. Kesme işareti her zaman sorulmaya müsaittir. Böylelikle noktalama işaretlerini de bitirdik. Bir sonraki dersimize dördüncü ders olan sözcükte yapıya geçelim. Orada bomba şeyler var, etkinlikler sizi bekliyor. Kalın sağlıcakla.